Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bir önceki dersimizde e, Farait ve vasiyet kısmını sonlandırdık. Bu dersimizde ise inşallah e, nikah kısmına başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi. En nikahu mustahabbun limen yahtacu ileyhi. Nikah evlilik ihtiyaç buna ihtiyaç duyan kişiye müstahaptır. Yani bir kimse limen yahtacu ey ilen nikahi bir kimse evlenmeye ihtiyacı varsa o kimsenin evlenmesi müstahaptır. Kendisine ecir vardır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getiriyor. Bir kimsenin şeye ihtiyacı yoksa, evliliğe ihtiyacı yoksa, yani diyelim mesela ilimle meşgulse veya ibadetle meşgulse, ve evli olmama, bekar kalmada kendisini ilimden veya ibadetten alıkoymuyorsa bu kimsenin evlenmesi müstahap değildir. Bil aks o içerisinde bulunmuş olduğu hal kendisi için daha hayırlıdır ki bunun da örnekleri vardır. Gerek alimler içerisinde gerek mutasavvuflar içerisinde bunun da epey örnekleri vardır. وَيَجُوزُ hurri en يَجْمَعَ Beyne اَرْبَعِ حَرَائِرَةٍ hür olan bir kimse hür olan dört kişiyle evlenir. Ve yecuzu lil hurri. Lil burada yani böyle bir hakkı vardır. Böyle bir izni vardır. En yecma'a beyne erba'i harâire. Dört hür kadını bir arada getirme izni kendisine verilmiştir. Fakat tabi sınır dörttür. Fenkihu ma tâbe lekum minen nisâ imethne ve sulâthe ve rubâ. Ve lil abdi Beyneth neteyni kölenin ise iki kişiyle evlenme hakkı vardır. Yani kendisi gibi köle olan iki bayanla evlenme hakkı vardır. Yani bu hadlerde de böyledir. Yani mesela bir had vurulması gerekiyorsa kölenin almış olduğu ceza hürrün almış olduğu cezanın yarısı kadardır. Aynı durum e, nikahta da geçerlidir. Ve la yankihu el hurru emeten Hür olan bir kimse cariye ile evlenemez. Cariye ile evlenemez. İlla bi ancak iki şart varsa. Şimdi arkadaşlar İslam'da hür olan kimsenin cariyelerle evlenmesi yasaklanmıştır. Yani bazı istisnalar var. Zaten şimdi illa bir onu izah edeceğiz. Şimdi niye hür olan bir kimse cariyelen evlenemiyor? Bunun e, yani hem toplumsal olarak da, sosyolojik olarak da sebepleri var. Çünkü hür olan kişi, e, çünkü cariye hürün dengi değildir. Hani evlilikte denk meselesi önemlidir. Cariye olan bir kimse hür olan kimsenin dengi değildir. Hatta belki namaz bahsinde de hatırlarsanız okuduk, yani cariyenin ya veya kölenin giyim kuşamı dahi farklıdır. Yani mesela cariye dışarıya çıkarken cilbap giymez. Yani dış elbise giymez. Ancak hür olan kişi giyebilir. Yani çünkü zamanında hürle cariyeyi bu şekilde ayırt ederlerdi. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz çarşı pazarda şey giyinenleri cilbap giyen cariyeleri gördüğünde onları uyarırmış. demiş ki sen ...hürre benzemeye mi çalışıyorsun? Yani senin bir statü farkın var. Tabi e, işin takva boyutu veya hak hukuk boyutu ayrı bir meseledir. Bir statü farklılığı var. İkinci en önemli mesele de kıymetli arkadaşlar... ...hür olan bir erkek cariye ile evlendiğinde doğan çocuk da köledir. Doğan çocuk da köledir. Hatta asıl hikmetinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani velev baba hür olsa dahi cariye eğer köle ise doğacak çocuk da köle olarak kalıyor. Efendinin oluyor. Yani cariyenin efendisi kimse onun oluyor. E şimdi bu da İslam'ın tasvip ettiği, onayladığı bir mesele değil. Yani bazı zaruri belki ihtiyaçlar hariç bunun dışında onayladığı, tasvip ettiği bir e, durum değildir. Niye? Çünkü İslam zaten e, kölelerin azalmasını köleliğin azalmasını teşvik etmiştir. Yani mesela kefaretlere baktığımızda ilk önce köle azadı öncelenmiştir. Sonradan işte oruç veya yedirme içirme şeklinde iki şeylere geçilir. Şimdi dedik ki hür olan bir kimse cariye ile evlenmez ancak iki şart varsa. Ademu sadakil hurreti. Adam hür olan kimse maddi durumu yerinde değil. Hürre verecek kadar mehri yoktur. Ademu sadakil hurreti. Hür, cari, hür olan bayana verecek kadar mehri yoktur. Yani ee, hani dedik ya sosyolojik bir farklılık var. Bir cariyenin alacağı mehir ile bir hürün alacağı mehir bir değildir. Yani efendisi der benim bu cariyem için şu kadar para ver yeterdir. Seni ondan evlendiririm. Ve kavful aneti ikinci şart ise adam diyelim mesela şey var adamın ikinci yani bulunması gereken şart da tamam fakir olduğunu söyledik. Ayrıca bir de şu olacak bunun zine düşme korkusu varsa kavful <laughs> aneti adam yani diyelim mesela şehvetine hakim olamayacak biri ise bu durumda ne yapabilir? Ee, bu durumda şeylerle evlenebilir, ee, cariyeyle evlenebilir. Bunun dışında ayrıca e, iki şart daha var. Bunlardan bir tanesi evleneceğin cariyenin Müslüman olması gerekir. Ehli kitaptan bir cariyeyle evlenemezsin. İkincisi ise senin daha önceden evli olmaman lazım. Yani ikinci eş olarak cariyi getirmemen lazım. Çünkü ikinci eş olarak getirildiğinde havful anet korkusu ortadan kalkar. Bu, bu şekilde bir giriş yaptık. Yani hür olan kişi ancak dört kişiyle evlenebilir. Köle iki kişiyle evlenebilir. Bir de dedik ki hür olan kişi cariye ile evlenemez. Şimdi ayrı bir konuya geçiş yapıyor. Diyor ki وَنَظَرُ الرَّجُلِ اِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ <اَدْرُبِينَ> Yani bir erkeğin bayana bakması şu yedi kategoride değerlendirilir. Bu yedi farklı kategoride değerlendirilir ve hükmü de ona göre alır. اَحَدُهَا Bu yedi taneden bir tanesi نَظَرُهُ اِلَى اَجْنَبِيَّتٍ لِغَيْرِ hacetin. Herhangi bir ihtiyaç olmaksızın ecnebi, yabancı yani buradaki ecnebiden kasıt mahremin zıttıdır mahremin zıttıdır. Yabancı bir bayana bakmasıdır. Li gayri hacetin fe gayru Bu caiz değildir. Böyle ki yüz olsa dahi zaten Şafi'de yüz de elde avrettir. tercih edilen görüşe göre yüz de elde avrettir. Yani yabancı bir bayanın yüzüne bakamasın. Yabancı bir bayanın eline bakamasın. Aya zaten avrettir. Ve seni ikincisi nazaruhu ila zawjatihi ve ammatihi. Kendi eşine e, göre avret veya emetihi kendi cariyene göre avret. Bunun da hükmü feyecuzu caizdir. En yanzura zora ma adel farce minhuma. Diyor ki kendi cariyenin veya kendi eşinin fercinin dışındaki yerlerine bakabilirsin. Şimdi arkadaşlar burada belki Ebu Şuca o görüşü tercih etmiş. Yanlış Şafi mezhebinde kabul edilen Asıl görüşe göre e, avret yerine bakmak mekruhtur. Haram değil, mekruhtur. Çünkü eşlerin birbirlerine karşı bakma hususunda herhangi bir avret durumu yoktur. Bununla ilgili niye mekruhtur? İbn Abbas e, şöyle bir şey diyor. E, diyor ki en nazaru ila'l ferci yurisu'et tamse. Diyor ki şeye bakmak e, avret yerine bakmak e, körlüğe sebebiyet verir. İbnül Cevzi e, bu hadisin mevzu olduğunu söyler. Mevzuat adlı kitabında buna da yer verir. Velev ki bu sahih olsa dahi burada belki haramlılığa değil de kerahete delalet eder. Ve salifu üçüncüsü nazaruhu ila zavati maharimihi ev emetihi el Kendi mahremlerine arkadaşlar mahrem na mahrem Na mahrem demek ecnebi demek zaten birinci kısımda onu gördük. Mahrem demek ise mahrem demek ise kendisiyle evlenmenin haram olduğu kişiler demektir. Bu zaten bir iki konu sonra bu hususu değiştireceğiz. Kişinin evlenmesi haram olduğu kişiler kimlerdir? Bir erkeğin evlenmesi haram olduğu yakın akrabaları kimlerdir? Yani evlenmenin yani bir kişi annesiyle evlenemez, halasıyla evlenemez, teyzesiyle evlenemez, yeğenleriyle evlenemez ev ametihi ev el muzavvaceti veya e, evli olan yani e, sen onunla ilişkiye giremiyorsun. Niye? Çünkü evlidir. Yani tamam hizmet hususunda senin kölendir ama cinsel ilişki hususunda evlidir bu cariye. Buna karşı mahrem e, avret sınırı nedir? Fe yecuzu fîmâ adâ beyne surrati ve rükbeti. Bunların diz ile göbek arası dışındaki yerlere bakılabilir. Yani arkadaşlar bakılabilir derken bu bazen toplum içerisinde de karıştırılıyor. Yani haşa bunlar bu şekilde evde orada burada gezebilen anlamında değil. Yani bizler hani normal dar bir pantolonun giyilmesini dahi uygun görmüyoruz. Hani avret yerini kapatıyor mu evvel kapatıyor. Ama fitneye sebebiyet verdiğinden dolayı haramdır diyoruz. Şimdi buradan kasıt nedir? Yani diyelim mesela senin teyzen halan eee çocuğunu senin yanında emzirebilir anlamında. Yani yabancı biri olsaydı e, hani acil zaruri bir durum olmaksızın kendi çocuğunu göğsünü açıp kendi çocuğunu senin yanında emziremezdi. Ama senin bu mahremlerin kendi çocuklarını kendi yerlerinde ne yapar? Kendi senin bulunduğun ortamda emzirebilirler. Veya abdest aldığında normalde yabancı bir bayanın, yabancı bir erkeğin yanında abdest alması caiz değil. Niye? Çünkü kolunu açıyor, ayağını açıyor, saçını açıyor. E, avret yerlerini gösteriyor. Bu haramdır. Ama senin teyzen, halan, yeğenin, annen, ablan bunlar senin yanında bulunduğun yerlerde abdest alsalar günahkar olmazlar anlamına gelir. Ve rabiu dördüncüsü ise en nazaru nikahi evlilik maksadıyla bir bayana bakma. Feyecuzu ile veci vel Bu durumda o evleneceğin bayanın yüzüne ve ellerine bakabilirsin. Arkadaşlar yüz güzelliğin nişanesidir yani bir bayanın güzel olup olmadığını yüzünden anlarsın eller ise yani o kadının işte fizikinin özelliğidir yani kilolu olup olmamasının özelliğidir hatta hani diyelim mesela bir erkeğin farklı farklı hassasiyetleri vardır erkek diyor ki ben sadece yüze ve ele değil başka yerlerle ilgili de bilgi sahibi olmak istiyorum ki evleneyim bu durumda bir bayanı bir bayanı o evleneceği bayanın yanına gönderip onun diğer yerleriyle ilgili kendisinden bilgi alabilir. Tabi burada amaç evlilik olduğundan dolayı helaldir. Eğer amaç burada fitne olsaydı bu durumda e, ee, vasf haram olurdu. Yani bu aracılık yapan bayanın bunu vasf haram olurdu. Vel hamisu beşincisi en nazaru en nazaru lil mudavati tedavi amacıyla bakma bu ise arkadaşlar feyecuzu caizdir ilel mevadi illeti yahtacu ileyha tabibin bakmaya ihtiyaç duyduğu yerlerin tamamına bakılabilir. Hani zaten eğer e, bayan doktor varsa bir kadın kendini götürüp bayan doktora gösterecektir. Ama diyelim bayan bir doktor yoktur. Erkek bir doktor var. Hani mecbur... E, tedavi amacıyla ne yapılabilir? Ee, bakılabilir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, annemiz Ummü Seleme'yi hacamat yap yani bir erkek sahabeye hacamat yaptırmıştır. Normalde eğer hacamat sırt bölgesine yapılmışsa e, yabancı bir erkeğin o sırt bölgesine bakması haramdır. Ama ihtiyaçtan dolayı caizdir. Ve sadisu en nazaru lişşehadeti evlil muameleti. Şahitlik için veya muamele için bakmak caizdir. Şahitlik derken yani diyelim mesela bir olay vuku bulmuştur. Şahit vardır. Birkaç tane bayan vardır. Şahidin hani evet buydu bu suçu işleyen kişi buydu diyebilmesi için yüze bakması lazım değil mi? Bu durumda yüze bakılabilir. اَوْ <laughs> muameletim veya e, muamele için yani muameleden kasıt arkadaşlar burada ne olabilir? Ee, yani normalde satış esnasında yani birine bir şey satarken, bir bayana bir şey satarken onun yüzüne bakma zorunluluğu yoktur. Onun yüzüne bakma zorunluluğu yoktur. Ama e, diyelim mesela bazı durumlarda eğer ihtiyaç varsa yani bir ne bileyim yani belki hani bir elbise e, yani yüze taalluk eden, yüzü ilgilendiren, e, bir e, elbise vardır veya yüzün e, zinetine etki eden bir durum vardır. E, bu durumda muamele içinde hani bunun örneği belki günümüzde çok yok yani bir satış esnasında bir bayanın yüzüne bakmayı gerektirecek herhangi bir zorunluluk herhangi bir zorunluluk yoktur. Feyecuzu en ila illel veçki khaseten bu durumda ise e, şeye bakmak e, caizdir, e, yüz kısmına bakmak caizdir. Onun dışındaki yerlere bakmak caiz olmaz. O sabi'u alt yedincisi en nazaru ile emeti inde ibtiyaiha. Satış esnasında ibtiya satış esnasında cariyeye bakmak ve yecuzu ile mevadi illeti yahtacu ile taklibiha. Yani böyle e, çevirme esnasında taklibiha. Hani yani bir e, alacak kişi hangi amaçla onu e, almak istiyorsa o amaca tahluk eden sebeplerden dolayı o cariyenin her yerine bakabilir. Her yerine bakabilir. Yani taklibiha'dan kasıt burada taklibiha'dan kasıt yani mesela onun saçlarına bakar. Tabi avret yerlerine bakmaz. Avret diz ile göbek arasına bakmaz. Ama onun dışındaki yerlere ne yapabilir? Onun dışındaki yerlere işte böyle çevirerek arkasına bakarak sağına bakarak soluna bakarak bu cariyenin e, bu tür yerlerine bakabilir. Arkadaşlar bu dersimizde nikah bahsine bir giriş yaptık. Bir de e, hani e, genelde e, şey evliliğe tahluk eden bir mesele olduğu için bakma bir bayana bakma evliliğe tahluk eden bir mesele olduğu için bunu da araya sıkıştırdım. Bir sonraki dersimizde inşallah veli kısmına geçiş yapacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.